Arkadaşlar merhaba, kanalımın mutfak bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir turşu yapacağız. Bu da kornişon turşu. Turşular bu şekilde, kornişonlar bu şekilde alındı arkadaşlar. Ve isi pisi üzerinde bunları ayıklıyoruz ve bu hale getiriyoruz. Yani yanlarını kopartacağız arkadaşlar. Bakın. Daha sonra neler yapıldığını size tek tek anlatacağım. Arkadaşlar ayıkladım ben ama hala bakın üstünde bazı şeyler olabiliyor. O yüzden biraz suda dinlendireceğim. Sonra ben bunu bolca güzelce bir şekilde yıkayacağım. Temiz olduklarını kesin kanat getirdikten sonra turşu olarak nasıl yaptığımı size tek tek anlatacağım arkadaşlar. Çok kolay bu da, çok basit. Siz de evinizde rahatlıkla bu turşuları yapabilirsiniz. Püf noktaları vereceğim. Mutlaka videonun sonuna kadar izleyin. Arkadaşlar kornişonlarımı bir güzel yıkadım, temizledim. Şimdi şöyle bir kavanoz kullanacağım. Ona göre ölçü vereceğim. Yorumlarda eğer 1 litre kavanozlarda ölçülerini istiyorsanız da yazın. Ben size mutlaka cevaplarım. Böyle bir kavanozun içine bir baş sarımsak koydum, soydum arkadaşlar. Üzerine ayıklayıp böyle göstereyim size sağını solunu. Böyle ayıklayıp temizlediğim kornişonlarımı bırakıyorum. Böyle küçük küçük sevdiğim için salatalıkları, kornişonları bu şekilde aldım. Siz istiyorsanız daha büyük boyutlarda kornişonlar, yani şu boyutlarda da olabilir. Bu kornişonlarımızı böyle dizelim. Bir taraftan da kettle'da su kaynatıyorum. Şimdi kettle'da su kaynatmamın amacı sıcak su koyduğumuzda daha böyle çıtır çıtır oluyor kornişon turşularımız. Onu bu şekilde aldığı kadar dizelim. Şöyle ağzına kadar doldurmayalım arkadaşlar. Şöyle boşluk kalsın. Bunun üzerine 1,5 su bardağı sirkemizi ilave ediyorum. Ve kaya tuzumuzda 2 yemek kaşığı olacak arkadaşlar. Üstüne bu şekilde ilave edelim. Hatta 2,5 yapıyorum. Bu da bu şekilde oluyor. Bir taraftan da suyum kaynıyor arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde turşumuzun son kısmı sıcak suyumuzu da ekledikten sonra kapağımızı kapatıyoruz. Sıcak olduğu için de vakumlanacak hemen ve hava almayacak. Bu da bozulmasını engelleyecek. Suyumun kaynamasını bekliyorum. Suyum kaynadı. Turşumun üzerine yavaşça ilave ediyorum. Bakın ölçü bu. İlave ettikten sonra kapağını sıkı bir şekilde kapatıyorum arkadaşlar. İyice sıkalım. Ve turşularımızı
şu şekilde vakumlanması için bekletiyoruz. Turşum bu şekilde oluyor arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selametle.